3. Kütüphane Haftası açılış konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'nın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Müsteşarım, değerli Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanım, değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğretmenlerim, öğrencilerim, sevgili kütüphaneci arkadaşlarım, önce 53. Kütüphane Haftası'nın açılışı vesilesiyle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, gerçekten hızla gelişen enformasyon teknolojilerindeki yenilikler, çok çeşitli bilgi türlerinin sağlanması, depolanması, düzenlenmesi, yönetimi ve hizmete sunulmasında, bu hizmetler için kaynak ve personel ayrılmasında, personel ve kullanıcı profilinin değişmesinde, kullanıcı hizmetlerinde ve kütüphaneler arası işbirliği çalışmalarında, kütüphanelerin hizmet politikalarıyla yönetim ve örgüt yapısının değişmesinde etkin bir rol oynuyorlar. Bu hızla gelişen enformasyon teknolojileri. Bu değişiklikler kütüphane hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini, hızını arttırırken aynı zamanda hizmet maliyetlerini de düşürüyor. Bilgi toplumunda bilginin hayatın niteliğini zenginleştiren temel öge olması sebebiyle kütüphaneler ve bilgi merkezleri kitap ve diğer belgeleri saklayıp korumanın ötesinde bir yaşama alanı haline geliyor. Bu doğrultuda halk kütüphanelerinin değişen dünyanın yapılandırılmalarına paralel olarak kütüphanelerimizi vatandaşlarımızın gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmek ve kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak maksadıyla bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalar kapsamında çocuk ve halk kütüphanelerinin iyileştirilmesi projesini başlattık. Bu konuda yaşayan kütüphane anlayışını kendimize hedef olarak benimsedik. Bu kapsamda bakanlığımız vatandaşlarımızın bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak gayesiyle halk kütüphanelerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeniden yapılandırılmaları yönünde yoğun çaba ve kaynak harcıyor. Yerelde ilçelerden başlayarak kütüphanesi olmayan bir tek ilçe kalmayacak şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu istikamette bakanlığımıza bağlı 51'i çocuk ve 6'sı edebiyat müze kütüphanesi olmak üzere toplam 1139 kütüphane ve 47 gezici kütüphane bulunmaktadır. 2017 yılında da 27 yeni kütüphane binası yapım işini yatırım programına aldık. 6 edebiyat müze kütüphanesi 2011-2013 yılları arasında bakanlığımızın hizmete açıldı. Trabzon, İzmir ve İstanbul Büyükada'da da yenilerini açmak için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Şehirlerin uzak semtlerinde, kasaba ve köylerinde yaşayıp uzaklık sebebiyle yerleşik halk kütüphanelerinden yararlanamayanlara veya hasta, engelli, eve bağımlı gruplarla hapishane, hastane, huzur evleri, yetiştirme yurtlarındaki
kısıtlı gruplar arasında sayılabilecek vatandaşlarımıza 47 gezici kütüphane ile hizmet götürüyoruz. Kütüphanelerimizde kayıtlı üye sayısı 2016 yılı sonu itibariyle 1.695.564. Kullanıcı sayımız 23.193.319. Kitap sayısı 18.826.296. Ödünç verilen materyal sayısı 8.909.038. Bu rakamları özellikle veriyorum. Niye verdiğimi konuşmamın sonunda söyleyeceğim. 2016 yılında 286 çeşit süreli yayına abonelik gerçekleştirmişiz. Yayın Seçme Kurulu kararıyla kütüphanelerimize 638 yayın evinden 5.421 çeşit 1.220.889 adet kitap alımı gerçekleştirilmiştir. ...2016 yılında... internet erişim merkezlerinde kullanılmak üzere 529 bilgisayar daha temin edilerek mevcut internet erişim merkezlerinde bulunan bilgisayarlar yenilenmiştir. Böylece açılan yeni 45 merkezle birlikte 434 kütüphanemizde toplam 4500 adet bilgisayarla üyelerimize ücretsiz internet erişim hizmeti veriyoruz. Bakanlığımıza bağlı kütüphanelere kazandırılan materyalin bibliyografik künyelerinin oluşturulması maksadıyla Adnan Ötüken Ankara İl Halk Kütüphanesi'nde kataloglama merkezi oluşturulmuştur. 2014 yılı itibariyle kütüphanelerimizde açık kaynak kodlu kütüphane otomasyon sisteminin kullanılmasına başlanmıştır. Yani KOHA. Program kullanıcı yani okuyucu ve kütüphaneci olmak üzere iki arayüze sahip olup materyal kaydı, tarama, üyelik ve ödünç verme gibi pek çok kütüphane hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulmasını sağlamaktadır. Değerli misafirler, ülkemizde özellikle son 10 yıl içinde okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız yayıncılık alanında yer alan özel sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla artan işbirliğimiz ve eşgüdümlü çalışmalarımız devam ediyor. Kitap okuma oranlarımızda ve yayıncılık sektörünün istatistiklerinde son derece olumlu artış gözlemlenmektedir. Okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın yayın politikası son dönemde sayıları artan zenginleştirilmiş okul kütüphanesi çalışmaları, okul ve öğrencilerin yazarlarımız ve kitaplarla daha çok proje kapsamında buluşturulması, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın imzaladığı protokol gereği son derece etkili olmuştur. Aynı istikamette özellikle yayıncılık sektöründe de gözle görülür gelişme ve büyüme yaşanmakta. Bu gelişme bizi gerçekten çok heyecanlandırmaktadır. Birazdan onun nedenlerini de kısaca paylaşacağım. Bakanlığımız yayıncılık sektörünün büyümesi, dışa açılması ve uluslararası iş münasebetlerinin geliştirilmesi için sivil toplum örgütleri ve meslek birlikleriyle yakın işbirliği içinde, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede yürütülen çalışmaların en önemli ayağını uluslararası kitap fuarlarına sağlanan katılımlar oluşturmaktadır. 2008 Frankfurt Kitap Fuarı, 2009 Cenevre Kitap Fuarı, 2010 Doha Kitap Fuarı, 2013 Londra Kitap Fuarı, 2014 Budapeşte ve Pekin kitap fuarlarında onur konuğu olduk Türkiye olarak. Ve buralarda onur konukluğu programları başta olmak üzere son 6 yıl içinde ülkemizin iştirak ettiği milletler arası kitap fuarlarında bakanlığımız koordinasyonunda yayıncılığımızın uluslararası tanıtımına katkı sağlanmıştır. Bakanlığımızca
gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını arttırmayı amaçlayan, sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projelerle gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirilebilmesini sağlamak amacıyla GençDES başlıklı bir destek programı hayata geçirilmiştir. 2008 yılından bu yana yürütülmekte olan bu program dışında ayrıca TEDA programı, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin ilgili ülkelerin tanınmış yayın evlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, o dilin konuşulduğu ülke veya ülkelerde yayınlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayın destek programıdır. Bu programın amacı Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefiyle yurt dışında bulunan yayın evlerine şarta bağlı mali destek bulunarak Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasındaki saygın ve tanınmış yayıncı kuruluşlara destek sağlanmasıdır. 2005-2016 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca TEDA programı çerçevesinde 66 ülkeden başvuran 541 farklı yayın evine 510 farklı yazarımızın 1308 farklı eserinin 59 farklı dilde çeviri ve baskısı için toplam 2312 destek sağlanmıştır. Baskı öncesi destek sağlanan bu eserlerden bugüne kadar 1750 adedi yayınlanmış ve okurlarıyla buluşmuştur. Uluslararası Standart Kitap Numarası ISBN ve Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası ISSN ve Uluslararası Standart Müzik Numarası ISMN uygulamaları Dünya Standartlar Organizasyonu ISO tarafından tasdik edilmiş ve milletler arası yayıncılık sektöründe dünya çapında kullanılmakta olan uygulamalar Türkiye'de de yürürlüğe konmuştur. Bu standartların kullanılabilmesi maksadıyla 1987 yılında ISBN, 1994 yılında ISSN ve 2016 yılında ISMN uluslararası merkezleri ile bakanlığımız arasında resmi anlaşmalar da gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız 2016 yılında geçtiğimiz yıl 54.446 ISBN ve 938 ISSN atayarak bugüne kadar en yüksek faaliyet sayılarına erişmiştir. Bu bağlamda Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin dünya yayıncılık sektörünün büyüklüğünü ölçmek için yaptığı araştırmaya göre 2014 yılı verilerinde Türkiye 1.860.000.000 avro değerindeki pazar hacmi ile bir sıra yükselerek dünyanın en büyük 11. yayıncılık sektörü olmuştur. Ülkemiz yeni kitap çeşidinde de yine dünyanın 11. sırasında yer almaktadır. Ülkemizde 2016 yılında basılan 666.865.579 kitapla kişi başına düşen kitap sayısı 8,5 olmuş ve %7,4 artış sağlanmıştır. Dünya yayıncılık sektöründe Amerika Birleşik Devletleri birinci, yani en büyük pazar olurken Çin ikinci, Almanya üçüncü, Japonya dördüncü, İngiltere beşinci sırada yer almıştır. ISBN verilir eser sayısına göre de ülkemiz 2014 yılında 11. sırada yer almaktadır. Ülkemizin son yıllarda yayıncılık sektöründe gösterdiği gelişim dikkate alındığında bu sıra inşallah önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çıkacaktır. Bu kadar resmi görüş. Bunlar benim Kültür ve Turizm Bakanı olarak arkadaşlarımı beni söylemeye mecbur ettikleri konular. Şimdi hiçbir mecburiyet olmadan bakan olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Önce şu
11. sıra meselesinden başlayalım. Bu yıl başında Türk Dili ve Edebiyatı Derneği'nin her yıl düzenlediği programlı seminerler var. Onların açılışına beni davet etmişlerdi. Ben de buna benzer bilgileri onlarla paylaştıktan sonra bunu da söyledim. Bunu söylemedim pardon. Yani gelişme var filan dedim. Sonra dinleyicilerle soru cevap faslına geçildi. Almanya'dan gelen bir arkadaşımız dedi ki yani siz böyle şeyler söylüyorsunuz ama biz hala işte eller ayağa biz yaya söylemi vardır ya. Türkler okumuyor, Almanlar çok okuyor, Türkler okumuyor, İngilizler okuyor, Türkler okumuyor. Dünyada okuma ve kitap yayıncılığında son sıralardayız filan deyince artık dayanamadım. Dedim ki nereden çıkartıyorsunuz son sıralarda olduğumuzu? Bakın ben Kültür ve Turizm Bakanıyım. Bu istatistiklere yeni muttali oldum. Onun için taze bilgi. Dediğiniz gibi son sıralarda falan değiliz. Dünyada 11. sıradayız. Hemen otomatik cevap. Muhtemelen bazı arkadaşlarımız da bunu dinlerken aynı ihtirazi kaydı, aynı çekinceyi, yani soru işaretini duymuşlardır. Güzel tamam ama Türkiye'de yayınlanan kitapların çok büyük bir bölümü ders kitabı. Dolayısıyla Türkiye genç nüfus ve öğrenci fazlalığı sebebiyle ders kitapları çok yayınlıyor. O yüzden 11. sıra. Hayır, öyle değil. Bu istatistikler tutulurken Amerika'da hangi kriterlerle tutuluyorsa, Almanya'da hangi kriterlerle tutuluyorsa, yani Amerikalıların çantasında hangi tür kitaplar varsa ve onlar o kitaplarla nasıl birinci oluyorlarsa, Türklerin çantasında da o oranda bu kitaplar var. Dolayısıyla orada Türkiye'de sadece ders kitapları, orada hep Nobel kazanmış büyük yazarların kitapları falan değil. Kompozisyon, istatistik kriterleri her yerde aynı. Şimdi bizim bu eskiden kalma, son zamanlarda son 15 yıldır büyük ölçüde kırıldı. Millete bir özgüven geldi gençlerimize falan ama artık bu söylemleri bırakmamız lazım. Yani ellere yaya, biz yaya, biz şöyleyiz, biz... Hayır, çok başarılı işler yapıyoruz. Dünyanın 11. bu sene 10.'ya giriyoruz inşallah kütüphanecilik sektöründe, yayıncılık sektöründe. Çocuklarımız da çok güzel okuyor. Kütüphanecilerimizin ne kadar İdealist çalışmalar içinde olduklarını şu gösterdiğimiz 4 belgesel bile kanıtlıyor. Onlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bütün kütüphaneci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradan yani siz de muhtemelen benim gibi izlerken çok duygulandınız. 4 sıradı çok, 4'ten ibaret değiller ama mecburen sınırlı sayıda sıra dışı okurumuzu burada tanıtma fırsatımız oldu. Şimdi bakın TRT başta olmak üzere bütün televizyon kanallarını buradan çok net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sabahları özellikle kadınlara yönelik bir takım programlar yapıyorlar. Bunların büyük bir bölümü abuk subuk programlar. Bunlardan kendileri de aslında konuştuğunuz zaman şikayet ediyorlar. Ve sonra diyorlar ki ama ne yapalım? Bunda talep var. Hayır kardeşim. Arz ve talep karşılıklı birbirini besler. Siz insanlara başka şeyler gösterirseniz talep o yönde de teşekkül edebilir. Şimdi bakın burada 4 tane çok güzel belgesel var. Bütün eminim bütün Türkiye'nin merakla izleyeceği, ilgiyle izleyeceği, duygulanarak izleyeceği 4 tane çok güzel örnek var burada. Şimdi TRT'ye ve bütün özel kanallara rica ediyorum. Şunları Allah rızası için siz de gösterin. Şimdi arkadaşlarımız bu belgesellerin kopyalarını özellikle sabahları yayın yapan, kadın kuşağında yayın yapan bütün yapımcılara ve sunuculara gönderecekler. Yani elimize gelmedi, haberimiz yok, duymadık deme mazeretleri yok. Buradan açıkça ilan ediyorum. TRT başta olmak üzere resmi ve özel bütün kanallara, bütün kanalların sabah programın kadın programı yapımcılarına, sunucularına biz bunları göndereceğiz. Siz de duyarlı vatandaşlar olarak özellikle kütüphaneci arkadaşlarından rica ediyorum. Bunları göstermeyenlere protesto mektupları yazın. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak, kütüphaneciler dernekleri olarak, okuyucular olarak bu talebimizi
dillendirelim. Bu beklentimizi dillendirelim. Birinci gayri resmi mesajım bu. İkincisi, bu biraz yarı resmi. Bugün Dünya Tiyatro Günü. Bu vesileyle bütün tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro yazarlarımızın, oyun yazarlarımızın, tiyatro eleştirmenlerimizin, tiyatro oyuncularının, tiyatro çalışanlarının ve tiyatro severlerin, seyircilerin tiyatro gününü tebrik ediyorum. Bugünkü programın bence en güzel, yani bakanın konuşmasından sonra en güzel bölümü, aslında en güzel bölümü, gerçekten hepsi dahil en güzel bölümü, koromuzun seslendirdiği türküler oldu. Onlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Ama çok damardan girdiler. Yani sabah sabah bu kadar ağır. Neyse sonunda biraz toparlar gibi olduk ama yine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir icraydı, çok güzel bir sunumdu. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakan yardımcımızla ve müsteşarımızla biz bunu dinledikten sonra dedik ki bunu gelenekselleştirelim. Nasıl yapalım? Yani görüyorsunuz bakanlık üst yönetimi türkü dinlerken bile çalışıyor. Şöyle yapalım. Her hafta pazartesi veya salı. Pazartesi ama Müsteşar Bey dedi ki mutlaka sizin de olmanız lazım. Pazartesileri genellikle bakanlar kurulu olduğu için belki salı yapalım. Salı günleri bu salonda veya başka yerlerde belli saatlerde. Bu da bizim mesaimizin bir parçasıdır. Yani Kültür Bakanlığı eğleniyor filan meselesi değil. Bu bizim işimiz. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı çalışanları olarak pazartesi veya salı onun gününü belirleyelim. Münavebeli olarak yani bütün bakanlığı boşaltamayacağımıza göre zaten salon bütün bakanlığı alamayacağına göre münavebeli olarak bu hafta Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, ertesi hafta veya bu hafta Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nden 15, Güzel Sanatlar'dan 20 gibi bakanlık rutin işlerini aksatmayacak bir düzenlemeyle burada gelelim ve bizim sadece böyle gözyaşlarıyla dinleyeceğimiz türkülerimiz değil, çok neşeli türkülerimiz de var. Dolayısıyla belki il türküleri üzerinden bunu sürdürürüz. Bugün Eskişehir günü yaparız. Ertesi hafta Hatay yaparız. Sonra Rize'yi yaparız. Böyle böyle gideriz inşallah. Kütüphaneler Haftası hayırlı olsun. Sıradışı okurlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sıradışı okurlarımızla çok güzel mesai sergileyen sevgili kütüphaneci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bir kütüphaneci fıkrasıyla konuşmayı bitirelim. Çok kısa. Kütüphaneciye sormuşlar işler nasıl gidiyor diye. Demiş ki çok iyi. Dışarıda sadece bir tane kitabım var. O da gelince her şey yoluna girecek. Kolaylıklar diliyorum. Etmişizdir kutuda ne var diye. Ben de şimdi diyorum. Karagöz ve Hacı Vak varmış. Evet, evet. Çok iyi, bilgi veriyor adama.
Yani insan geçer çıkıyor. Ben geç başladım ama yine de güzel oldum. Evet, eğitmen de bulduğum için daha baş öğretmen de bulmuş olsaydım daha bilgili olacaktım. Daha çocuklarımı eğitmen de buldum. Onun için sen öğretmen de buluyorum. Teşekkür ederim. Sonra tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gülbeşi ablamız Kırşehir'imizin örnek güzide insanlarından biri. Okumanın yaşının olmayacağını, köy-kent ayrımının olmayacağını bizlere ispat eden, yıllarca yaşadığı köyden dolmuşla kitap almaya gelen bir büyüğümüz, son derece araştırmacı. Böyle insanlara hizmet etmek bizleri son derece gururlandırıyor. Dilerim bu oran bir Kırşehir'de değil, tüm Türkiye'de yaygınlaşarak örnek bir çalışma haline dönüşür. Burada küçücük de bir emeğimiz varsa bu anlamda gururluyum. Kendisine ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ben Mustafa Hanım'ın bahanemize çok teşekkür ediyorum. Ama bu vesile belgeselde siz de görmüşsünüzdür. Orada bir Kırşehir'de bir gezici kütüphanemiz var. Biz bu gezici kütüphanelerimizde o ildeki bir büyüğümüzün ismini veriyoruz genellikle. Kırşehir'dekinde dikkatinizi çekmişti. Rahmetli Erol Güngör'ün adını taşıyordu. O vesileyle onu da rahmetle anmış olalım. O gezici kütüphaneyi kullanan arkadaşımıza, şoför arkadaşımıza da buradan bir selam gönderelim. O da her gün köylere dolaşıyor. Evet. 6 ayda 7000 kilometre giden bir kahramandan söz ediyoruz yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Ahmet Kılıç kardeşimize buradan selam gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hizmetlerine. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettikleri için, misafir ettikleri için. Benim için okumak yani bir tutkuydu. Okuma sevgim beni buraya getirdi. Ayrıca kütüphane müdürümüz Buket Hanım ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Benim için yani kütüphane ayrı bir dünya. Okumak, kitaplarla baş başa olmak yani beni mutlu eden bir durum. Teşekkür ediyorum. Alışkanlığımı bana devam ettiren kütüphanemize de çok teşekkür ediyorum. Özellikle Özlem Hanım'a ve beni getirdiği için ve davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür belgesini Kadriye Hanım'a veriyoruz ama eşi Hasan Bilgili'ye ayrıca daha büyük bir teşekkür belgesi vermemiz lazım. Arkadan gönderiyorum. Hasan Bey'e teşekkürler. Evet, yani eş desteği olmadan hep kadınların erkeklere destek olması gündeme getirilir. Doğrudur. Hakikaten öyledir ama burada da Hasan Bey sağ olsun sizin bu ilginize destek olarak gerçekten çok büyük bir vefakarlık göstermiş. Buradan onu da selamlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de ona çok teşekkür ederiz. Şimdi hep birlikte bir aile fotoğrafı alıyoruz. Sıradışı okurlarımız, okul müdürlerimiz ve bakanımızla birlikte.
kütüphane müdürlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sayın Bakanımıza. Herkesi yerlerine alıyoruz.